Bizlerle Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak'layız. Caner Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, merhaba. Merhabalar. Amerika tarafından gelen veriyi ilk olarak değerlendirelim isterseniz. Ağustos ayında 235 bin artış oldu ve 750 binlik beklentinin çok altında gerçekleşen bir tarım dışı istihdam verisi var. Ve bir önceki veri ise 943 bin artış olarak gelmişti. Bir de geçtiğimiz günlerde ADP özel sektör istihdam verisini de karşıladık. Nasıl değerlendirirsiniz öncelikle bu gelen son veriyi ve aradaki korelasyonu aslında? Bizim için olumlu. Çünkü Jackson Hole sonrası ve FOMC toplantısı öncesi enflasyonumuzun da beklentinin çok piyasa beklentisinin çok üzerinde geldiği bir noktada bu istihdam verisi de ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşseydi geçen ay olduğu gibi. Bu sefer biz muhtemelen FOMC'den çok daha net bir şekilde bu varlık alımları azaltılmasının takvimlenmesi ve muhtemelen de miktarı ile ilgili bir geri dönüş alacaktık. Hatta diğer Fed başkanlarının da Powell olan muhalefeti çok daha sert bir şekilde olacaktı muhtemelen. Ama bu veri sanırım orada bir miktar daha Powell'a biraz daha böyle güvercin görünümlü şahin mesajlar vermesi için bir alan yarattı. Bizim kurumuzun da düştüğü ve ufak tefek de olsa dış yatırımın, yabancı yatırımın ülkeye girdiği bu dönemlerde aslında biraz daha bir nefes aldıran bir veri oldu bizim iç piyasamız açısından. Bir de yurt dışı kaynaklı haberlere baktığımız zaman Goldman Sachs'ın ABD ekonomisi büyüme tahminini yeniden revize ettiği var. Üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminini %5,25 seviyesinden %3,5'a indirdiği gözüküyor. Amerikan ekonomisindeki toparlanma etkisini yitiriyor demek doğru olur mu, yoksa baz etkisi kaynaklı hareketlerle mi temellendirmek lazım bu noktayı? Siz nasıl analiz edersiniz? Biraz daha tabii son çeyreği daha detaylı analiz edip son çeyrekte neler olacağını iyi gözlemlememiz lazım. Çünkü hala daha baktığımızda her yerde bu delta varyantından kaynaklı virüsün ne olacağı, tedarik zincirlerini tekrar bir kırılma yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili her ne kadar bir beklenti yokmuş gibi görünüyorsa ve bu şekilde olmayacakmış gibi davranılıyorsa da hem Jackson Hole toplantısının internetten yine online yapılmış olması hem de hani gidişatın hala belirsiz olması ve vaka sayılarının artıyor olması, bazı ülkelerin kapanmaya gitmesi buradaki belirsizliği hala belirsiz olarak devam ettiriyor. Dolayısıyla orada erken bir karar vermeden önce biraz daha gidişatı görmekte, belki Ekim ayından sonra daha net sene sonu ile ilgili bir pozisyonlanma, bir analiz yapmakta fayda var. Bir de Bank of America'dan da Avrupa ekonomisine yönelik bir açıklama geldi ve Bank of America, Euro bölgesi ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,2'den %4,8'e çıkardı. Avrupa için de işler geç düzelse de kuvvetli toparlanma emarelerini de görüyoruz. Bölge ekonomisini nasıl değerlendirmek lazım son gelişmelerle birlikte? Toparlanmaları görüyoruz. Hatta bunun bize de etkilerini gördük. Yani biz iş talebin yanında güçlü bir dış taleple beraber sanayideki büyüme ve işte ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarımızı ve cari açıktaki durumumuzu beraber değerlendirdiğimiz zaman hani buradaki toparlanmanın hem bir toparlanma olduğunu görüyoruz hem de bize pozitif bir yansıması olduğunu görüyoruz. Fakat enflasyon orada da bir problem olmaya başladı. Yani enerji fiyatları olsun, tedarik zinciri problemleri olsun. Öncelikle Almanya'da, sonra İtalya, Fransa'da baktığımız zaman hani enflasyonun kalıcı olup olmayacağı veya bu enflasyonun düşürülmesiyle ilgili bir adım atılıp atılmayacağı da şu anda masanın üstündeki konulardan birisi. Dolayısıyla bir toparlanma var ama enflasyonla ilgili yine Amerika'nın değerlendirdiği gibi bu geçici bir enflasyondur. Hani bu çok bir problem değil gibi bir değerlendirmem olacak. Yoksa bunun hani büyüme tahminlerine negatif bir etkisi olacak mı enflasyonu düşürmek için alınan bazı önlemlerle? Bunu da yakından takip etmek lazım.
Bir de küresel tedarik zincirleri tarafına baktığımızda kriz büyümeye devam ediyor. Navlun fiyatlarındaki artış ve konteyner krizinden sonra denizde yaşanan sorun havaya da sıçradı. Uçak maliyetleri ve taşımacılık ücretlerinde %50'leri bulan farklar baş göstermeye başladı. Pandemi geride kaldıktan sonra küresel tedarik zincirlerinde normalleşme sağlansa bile ne boyutta bir etkinin devamından söz edebiliriz? İhracatta iyi bir performanstan söz edebiliriz aynı zamanda yurt içinde. Bu kriz Türkiye'yi nasıl etkiler sizce? Şimdi deniz taşımacılığında navlunla ilgili görünen fiyatlardan sonra kara taşımacılığının da tam olarak özellikle Çin ile Amerika arasındaki ticarette bir alternatif olamaması, gerek güvenlik problemleriyle ilgili gerek mesafenin uzunluğu ve zamanın çok yüksek olmasından, çok fazla olmasından dolayı hava yolu taşımacılığında da hani bir artış görülmesi ve oraya bir talep kayması normal. Bütün bu fiyatlar pandemi sonrasında mutlaka hani bir normalleşme olacaktır ama şurada şu hemen hemen her piyasada yükselen hiçbir fiyatın yükseldiği hızla geri düşmeyeceğini bilmemiz lazım. Dolayısıyla da hani buradaki fiyatlar ne kadar yapışkan olur, ne kadar arz talep dengesine bağlı olarak aşağıya hızlı bir şekilde gelebilir, ona bakmak lazım. Bununla beraber de yani taşımacılık fiyatlarından dolayı bizim ihracatımıza bir maliyet yüklendiği doğru. Fakat aslında bu taşımacılık maliyetleri yüzünden de Çin'den Türkiye'ye doğru kayan bir pazar payı var. Hani biz bunun da avantajını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu avantaj dezavantajların günün sonunda nette nasıl sonuçlanacağına bakmak lazım. Bir de Türkiye özeline bakacak olursak enflasyon verisini karşıladık biliyorsunuz ki yıllık bazda TÜFE %19,25 olarak geldi. Dünya genelinde artan gıda fiyatları, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist bir baskı söz konusu aslında Türkiye'de de yansımalarını gösteriyor. Hem Türkiye'deki bu enflasyon verisini hem de dünya genelindeki bu enflasyonist baskıları nasıl değerlendirirsiniz? Siz de söylediniz, geçici vurgusu yapılıyor çokça. Amerika'da görüyoruz, Avrupa'da da aynı şekilde. Şu anki hakimiyeti nasıl ele almak lazım? Geçici tanımlaması yapılıyor tabii ama geçicinin tanımı yapılmıyor. Yani 6 ay mı, 1 sene mi, ne kadar zamanda geçici olacağı konusu önemli. Çünkü Türkiye daha hızlı bazı şeylerin değiştiği bir ülke, gelişmiş olan ülkelere göre. Dolayısıyla oradaki geçici tanımı bizim için bir orta vade olabilir belki. Bununla beraber biz gıda ve alkolsüz içecekler veya diğer bazı ürünlerimize baktığımız zaman evet dünya genelinde gıda emtialarında bir artış var ama hani bizim gıda endeksimiz son bir yılda, bir buçuk yılda pandemiyle beraber artan değil. 2016 yılından beri kur etkisiyle beraber bir dirsek gibi böyle %45 derece bir açıyla artan bir trend var orada. Dolayısıyla o arada da 2016'daki kur krizi, 2018'deki bu krizi tekrar hani bunlara baktığımız zaman hani bizdeki bu problem aslında biraz daha kanıksanmış, biraz daha geçici şeylerden dolayı değil. Aslında bir sürecin sonucunda oluşmuş ve son zamanlarda işte pandemiyle beraber dünya genelinde olan trendinde hani bize de çokça yansımasından kaynaklanıyor. Ama hani kesinlikle geçici bir etkiymiş ve dünya genelindeki emtia fiyatları düştükten sonra bizde de gıda fiyatları çok hızlı bir şekilde geri gelecek gibi bir pozisyonumuz yok. Dolayısıyla da hani bunu böyle değerlendirip orada daha kalıcı çözümler nasıl alınabilir? Hani tarım politikası işte bununla beraber perakende işte üretimden rafa gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor, nasıl bir durum oluyor? Tabii bu bütün bunlarla beraber, bu operatif iyileştirmelerle beraber bunun alt tarafında her zaman döviz fiyatlarındaki hareketten dolayı bizim hani gerek enerjiye, gerek gübreleme, gerek tohum ve bunun gibi maliyetlerdeki artışlardan dolayı zaten orada çok fazla bertaraf edemediğimiz bir risk de var. Bir de gelen enflasyon verisiyle birlikte negatif reel faiz vermeye başladık. TCMB'nin PPK toplantısında kararları bu veriyle nasıl etkilenecek sizce? Faiz indirimi rafa kalktı diyebilir miyiz? Burada tabii reel faizi nasıl hesapladığımız var. Yani basit mi hesaplıyoruz yoksa bileşik faiz mi hesaplıyoruz? Eğer bileşik faiz hesaplıyorsak zaten biz negatif reel faize geçmiştik. Hani 19-25'e geldikten sonra biz negatif reel faize geçmedik ama hemen bir 19-25 sonrası Merkez Bankası'ndan faizle ilgili bir artırım beklemiyorum ben. Hani burada muhtemelen çekirdek enflasyondaki düşüşe işaret ederek son çeyrekte de baz etkisiyle de beraber hani enflasyonun beklentileri doğrultusunda azalacağı yönünde sözlü yönlendirmelerle bence enflasyonu faizi arttırmadan
bir şekilde devam etmeye yoluna gidecekler ve Kasım, Aralık gibi Ekim ayından sonra en azından bir boşluk buldukları noktada da faiz indirimiyle ilgili bir adım atacaklardır diye düşünüyorum. Bir de pandemi etkisini sormak istiyorum yurt içindeki ekonomide genel çerçevedeki aslında aşılama hızında bir ivme görsek de vaka artışları da yine dikkat çekiyor. Hangi alanlarda özellikle risk oluşturuyor sizce? Yani bir kapanmaya gidilirse, ki beklemiyorum bir kapanmaya gidilmesini, her ne kadar vaka sayıları çok da artacak olsa da Ekim ayından sonra özellikle ciddi artışlar bekleniyor ki zaten ciddi artışlar görüyoruz. Yine en çok etkisini hizmet alanlarında yapacaktır. Zaten hani sezon bitiminden sonra lokanta ve otellerde belki bu derece yüksek enflasyon oranları görmeyeceğiz aylık bazda ama hani hizmet sektörüne en büyük darbeyi vuracaktır. İşte restoranlar, oralara hani kapanmasa bile gelen hijyen maliyetleri veya işte kapasitelerin azaltılmasıyla ilgili gelen maliyetler veya paket serviste yine ekstra maliyetlerin gelmesiyle beraber hizmet sektöründen başlayan ve diğer sektörlere de yayılan bir etkisi olacaktır. Ama geçen seferki gibi bir tam kapanmaya doğru giden bir şey yapma yoluna gitmeyeceklerdir muhtemelen. Çünkü zaten hani ekonomi bunu kaldıracak noktada değil. Hani kimsenin böyle bir karar sonrası hani ilerleyebileceği bir şey yok, yol yok. Küresel resme bakacak olursak son olarak Caner Bey, önümüzde Fed'in Eylül toplantısı var. Bir de Delta varyantının küresel çapta yarattığı belirsizlikler var. Ekonomilerin üstünde gölge olarak da belki niteleyebiliriz bunu. Bu kapsamda önümüzdeki dönem ekonomik belirleyicileri nasıl tanımlarsınız? Beklentilere dair neler söylersiniz? Yani enflasyonun üzerine ben tarım dışı istihdam verisine çok önem veriyordum ama bunun bu kadar beklentinin altında gelmesi muhtemelen bir karar alınmasıyla ilgili duraksatacaktır. Dolayısıyla Eylül sonundaki toplantıdan sonra biraz daha net bir şekilde ne yapmayı düşündüklerini anlayacağız gibi duruyor. Çünkü Jackson Hole'da hani biz varlık alımının azaltılmasıyla ilgili tamam niyetler söylendi, bunun yapılacağına dair açıklamalar yapıldı ama ne kadar azaltılacak, ne kadarlık bir zamanda azaltılacak, hani bunun etkisinin tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Bununla da beraber bu tam olarak bir faiz artışına da neden olmayacak diye tekrar açıklandı. Yani dolayısıyla böyle orta yollu bir orada sözlü yönlendirme yapıldı. Biraz daha net Eylül sonundaki toplantıda biz nasıl bir 2021 bitireceğimizi anlayacağız muhtemelen. Evet, Caner Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız, değerli yorumlarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Teşekkürler. Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Caner Özdurak bizlerleydi değerli izleyenler. Haberimizle devam ediyoruz. Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, ABD ekonomisini yeniden şekillendirmek için krizin boşa gitmesine izin verilmemesi gerekiyor.